bathtub temizliği ve termal macun değişimi yapacağız. Onun için gerekli malzemelerimiz peçete, ıslak mendil, termal macun, Zalman marka, kaliteli bir termal macun. İlk önce temizlik yapacağız. Termal macunumuzu temizleyip, yeni termal macunumuzu sürüp, toparlayıp, kapatıp bitirmiş olacağız. Ve bu sayede laptopumuzun en az 1-2 yıl ısınması düşecek ve performansı da doğal olarak artacak. Bunu sağlamış olacağız. Tabi her laptop böyle kolay sökülmeyebilir. Şöyle incelediğimizde laptopumuzu gördüğünüz gibi USB'lerimiz, SSD'miz, DVD romumuz, fanımız, RAM yerimiz, 2 slot, 1 slot dolu gördüğünüz gibi 8 GB'lık bir RAM var. Kart okuyucularımız, şurada da bataryamız. İlk önce batarya bütünleşik olduğu için bataryanın elektriğini kesmemiz lazım başka hiçbir işlem yapmadan. Bataryamı söktüm. Gördüğünüz gibi tozlanmış. Ne kadarmış? 4090 mAh 10.86 volt diyor pil. BIOS pilimiz var. Şurada görünüyor. DVD romumuzu söktük. DVD romumuz. Şöyle SSD'mizi söküyoruz. Bu da SSD'miz. 240 GB. İşlemci olması lazım. Burası ekran kartı. Onları da halledeceğiz. Asıl toz şurada birikiyor. Termal macunumuz kuruduğu için çat çut diye ses çıktı. Da şöyle göstereyim. En az 2 yıl olmuştur herhalde bu termal macun değişimi. Kurumuş. Gördüğünüz gibi. Hatta taşırmış arkadaş yapan kişi. Asıl toz pislik burada oluyor. Onu da temizleyeceğim. Şurayı bir temizlemeye çalışayım ilk başta. Genelde ben bunu kolonyalı mendille hafif yumuşatıyorum. Kolonya içinde alkol olduğu için. Bu şekilde. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü en ufak bir devre kopukluğunda çok ciddi bir problemlere karşılaşabilirsiniz. Diş fırçamız. Önce arkadaşlar komple kuruyan termal macunu temizledim. Şuradakini de kazıyacağım şimdi. Buradaki termal macunu da. Burayı temizledim. Termal macunumuzu.
Hemen macunumuzu alırız. Şöyle. Aşırı sıkmaya gerek yok. Termal macunu sıktıktan sonra bu şekilde ben dağıtıyorum kendimi. Termal macunumuzu da hemen pratik bir şekilde yaptık. Hava tutacağım. Saç tut makinesiyle ve kendi püfleyeceğim. Sonra ıslak mendil sileceğim. Şunu da açıp hem hava tutacağım, ıslak mendil sileceğim, detaylı bir temizlik de yapacağım. Çok az bir şey kalmış. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bütün işlemlerimiz tamam. SSD'mizi taktım. DVD-ROM'umuzu taktım. Bataryamızı taktım. Diğer temizleri yaptım. Fanımızı ilk başta gösterdiğim gibi temizledim. Güzel bir şekilde yerine montaj yaptım. Sonra bakır çubuğumuzu da buraya güzel bir şekilde montajını yaptım. Şunu da ek olarak söyleyeyim. Burada ekran kartımız, burada işlemcimiz var. Ekran kartımız ve işlemcimiz bilgisayar çalışırken yüksek zorlayıcı işlemler yaparken ısındığı zaman bakır çubuğun sayesinde ısı buraya gelir ve buradan fandan fanın çalışmasıyla hava sirkülasyonu sağlayarak da sıcak çubuk bu şekilde soğur. İşlemcimiz ve ekran kartımız bir nebze olsun rahatlar ve sıcaklığı düşmüş olur. Bu amaçla kullanmaktadır. Onun için de bunun toz, pislik vesaire olmaması lazım içinde. Bütün her şeyi temizledim. Tertemiz oldu. Termal macunu değiştirdim. Çok bilgisayarı kullanan kişiler için 1 yıl belki. Ama ara sıra kullanan için 2 yıl. Tabii termal macunu değiştirmesi gerekir. Yani bu gerekmekten kasıt ısıyı iyi yayması için termal macun kaliteli de olması lazım. Benim kullandığım marka da Zalman markası, kaliteli bir marka. Buna göre işlemlerimizi yaptık. Artı açmışken RAM'imizin uçlarını silgiyle sildim. Bütün temizlikler yapıldı. Sıkma işlemimiz tamam. Şimdi laptopumuzu bir test için açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar laptopumuzun sesi çok azaldı ve çok sağlıklı bir şekilde havalandırması çalışıyor. Bu sayede ısınma azaldığı için performansı doğal olarak bir tık daha artmış olacak. Rahat bir şekilde laptopumuz aşırı ısınmadan serin bir şekilde çalışmış olacak. Bu şekilde pratik bir şekilde hem laptopumuzun temizliğini hem termal macun değişimi yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenip yorum yapıp paylaşıp ve abone olarak destek olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.